Bu video size siyahla beyazı gösterecek. 2024 yılında savaşın tam olarak ne anlama geldiğini, yerel halkların savaştan nasıl etkilendiğini ve savaşların artık sadece cephede olmadığını göreceğiz. Şimdi dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Moskova'nın güzellikleriyle, yani beyazla videoya başlayalım. Şu ana kadar 25'e yakın milletten arkadaşım oldu. Ama hayattan keyif almayı en çok bilen milletlerin başında kesinlikle Ruslar geliyor. İnsanlar parasını verdiği hizmeti kaliteli bir şekilde alabilmek için sonuna kadar uğraştı burada. Ve sonuç olarak servis sektöründe kalite gerçekten çok arttı. Devlet buradaki tüm alt geçitleri komple yeniden düzenledi. Eskiden alt geçitlerde kaos vardı. Şu an neredeyse tüm Moskova'daki binalarda restorasyon çalışması yapılıyor. Sokaklar tertemiz, taksiler yol veriyor. Dünyada ışıklandırmanın en güzel olduğu şehirlerin başında Moskova geliyor. Zaten dünyanın en tarihi ve en geniş metro ağlarından bir tanesini de kullanıyorlar. Moskova'nın son yılda medeni olarak geldiği nokta beni gerçekten çok etkiledi. Son olarak şu an Christmas Market'teyiz, yani Noel Pazarı. Bu Christmas Market'e tüm detaylarıyla çok özenilmiş ve gerçekten buraya aşık oldum. Hollanda'daki herhangi bir Christmas Market'ten 4-5 kat daha güzel burası. Şu an Rusya'nın kalbi olarak nitelendirilen ve dünyanın en güzel meydanlarından bir tanesi olan Kızıl Meydan'dayız. Size hemen bir soru. Sizce Kızıl Meydan'ın adı nereden geliyor? Meydandaki tüm binaların kırmızı olmasından mı? Yoksa komünizmin renginin kırmızı olmasından mı? Biraz düşünün. Biraz daha düşünün. Cevap ikisi de değil. Bu meydan adını Rusya'daki Krasnaya kelimesinden alıyor ve Krasnaya Rusça'da güzel demek. Arkamda kocaman, mükemmel, kırmızı bir mimari, Rusya'nın tarihini anlatan devlet müzesi ve sağ tarafımda Lenin'in naaşı, sol tarafımda ise dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden birisi olan GUM var. Bu arada saydığım tüm bu yapılar UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesinde bulunuyor. Dünyanın en eski ve en güzel alışveriş merkezlerinden bir tanesi olan GUM'un içindeyiz. Yaptırımlar nedeniyle giyim mağazaları da Rusya'dan çekildi. Nike, Adidas, Puma, H&M, Mango gibi markalar artık Rusya'da hizmet vermiyor. Ruslar da Türkler ve Araplar gibi lüks gerçekten seviyorlar. O yüzden bu alışveriş merkezinde çok fazla lüks mağaza vardı. Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton. Tüm bu markalar Rusya'dan çekildi ve mağazaları da kapalı şekilde ürünleriyle beraber duruyor. Çok ilginç, kapalı olmasına rağmen burayı kapatıp başka bir markayla değiştirmemişler. Hala yerini burada koruyor ama içi tamamen bomboş. Savaş nedeniyle yeme içme ve gıda sektöründe Rusya'ya yaptırımlar oldu. McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, KFC, Pizza Hut gibi dünyaca ünlü markalar Rusya'dan çekilme kararı aldı. Coca-Cola'nın adı değişti, Dobre Cola oldu. Dobra Rusça'da iyi demek ama bu arada ürünleri birebir aynı duruyor. Çok ilginç bir şekilde aynı ürünleri satmaya devam ediyorlar. McDonald's ve Starbucks Rusya'daki tüm operasyonlarını zengin Ruslara sattı. McDonald's'ın toplamda 850 tane şubesi vardı ve bir maden oligarkı olan Alexander Govar'a satıldı. Bir ara Big Mac'i de kaldırmışlardı ama şimdi baktığımızda Big Mac'in geri geldiğini görüyoruz. Şimdi size aldığımız ürünleri göstereceğim, farklılık var mı diye. Big Mac'i görüyorsunuz. Big Mac birebir aynı. Tamamen aynı ürün ama do they have Big Mac sauce? İçinde zaten Big Mac sosu da varmış. Ürün tamamen birebir aynı. Şimdi şunu söylemem lazım. McDonald's artık burada hizmet vermediği için McDonald's'ın logosu değişmiş. Onu da buradan görüyorsunuz. Ve son olarak da patates kızartmasını söylemem lazım. Patates kızartmasının tarifini vermemişler. O yüzden hatta bazı McDonald's'larda patatesinizi nasıl istiyorsunuz? Homemade mi? Yani ev yapımı mı istiyorsunuz diye soruyor. McDonald's patates kızartmasının tarifini vermediği için gerçekten bayağı kötü. Ya kötü değil aslında ama tabii ki bir McDonald's patatesi değil. Sonuç olarak bu patates kızartmasının tarifini vermemişler. Biz de bunu yiyeceğiz ama fena değil, gene idare eder. Yaptırımların tabii ki medya ayağı da var. Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok tamamen bloklandı. Bu arada LinkedIn zaten 5-6 yıldır bloklu durumdaydı. Bu uygulamaları kullanmak için VPN indirmeniz gerekiyor. Ben de gelir gelmez uygulamaları kullanmak için VPN indirdim. Netflix ve Spotify ise Rus kullanıcılar için tamamen yasaklanmış durumda. VPN'iniz olsa bile mail adresiniz Rus olduğu için
bu uygulamaları kullanamıyorsunuz. Biz de mesela Hollanda'da Shameless'a başlamıştık Netflix'ten tekrar. Burada maalesef izleyemiyoruz. Buranın HD film cehennemine girdik ve oradan izlemeyi tercih ediyoruz. Rusya'da şu an Mastercard ve Visa kartı çalışmıyor. Eğer buraya tatile gelirseniz buradaki bankalardan hesap açmanız gerekiyor. Ya da nakit parayla gelmeniz gerekiyor. Ama ben bu duruma hazırlıklıyım çünkü Hollanda'da da Visa ve Mastercard çalışmıyor. Neredeyse bu arada. Ve her yerde Maestro kullanılıyor. O yüzden ben de buraya nakitle geldim. Yaptırımlar sonrası Rusya'da ithal edilen tüm ürünlerin fiyatı artmış durumda. Özellikle araba ve alkol fiyatları gerçekten çok yükseldi. Artık BMW, Mercedes gibi markalar buraya araba satmıyorlar. Bu nedenle hem ikinci el araba fiyatları hem de sıfır araba fiyatları çok arttı. Piyasada artık adını dahi bilmediğimiz Çin firmaları hakim olmaya başladı. Mesela şu anki alışveriş merkezinin içinde de markası Exit olan bir araba görüyorsunuz. Ben ilk defa duydum ve ilk defa gördüm. Yani genel olarak Çin markaları piyasayı burada tamamen ele geçirmiş durumda. Sovyet Rusyası içine kapanık bir ülkeydi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Rusya ve Ruslar dünyaya açıldı ve insanlar da gezmeye başladı. Size hemen ilginç bir bilgi vereyim. Yıllardır Antalya'ya ve Muğla'ya gelen turistler üzerinden genelleme yaparak Rusya'daki tüm insanlar bu şekilde diye düşündük. Ama Türkiye'ye gelen Ruslar genellikle maddi durumu zayıf olan kesim. Orta gelir düzeyine sahip olan Ruslar Yunanistan'a gidiyor, zengin olanlar ise dünyayı geziyor. Türkiye'ye hiçbir şekilde uğramıyorlar bile. Şu an tüm zengin Ruslar Türkiye'de ve Arap ülkelerinde. Çünkü gidebilecekleri herhangi bir ülke yok. Direkt uçuşun olduğu ülkeler Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve bazı Arap ülkeleri. Avrupa'dan buraya ya da buradan Avrupa'ya artık direkt uçuş yok. Herkes Türkiye üzerinden uçuyor. Ben de buraya İstanbul üzerinden geldim. Ayrıca eskiden İstanbul'dan Moskova'ya uçuş 3-3,5 saat sürüyordu. Şimdi ise değişen hava sahası nedeniyle yaklaşık 4,5 saat sürüyor. Moskova'da taksi kullanımı çok yaygın ve Rusya'da taksi sistemi oldukça iyi. Bizdeki gibi taksicilerle asla problem olmuyor. Ama Ukrayna bazen drone saldırıları yaptığı için Rusya'da GPS artık doğru çalışmıyor. Bu arada Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi olan Yandex Uber'i satın aldı. Eğer App Store'dan ya da Play Store'dan Uber'i indirmeye çalışırsanız sizi Uber Rusya uygulamasına yönlendiriyor ve Yandex tarafından satın alınan Rusya Uber uygulamasını indiriyorsunuz. Sonuç olarak siyasilerin aldığı kararlardan etkilenen her zaman yerel halklar oluyor. Çünkü gerektiğinde fedakarlık yapan, canını veren, elini cebine atan, hayatı komple değişen kesinlikle bizler oluyoruz. O yüzden tüm dünyada savaşa kesinlikle hayır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, yurtta sulh, cihanda sulh. Moskova'da Rus gelenekleriyle yaşayıp daha evinde kaldığım videoyu izlemek için karşınıza çıkan sağ taraftaki videoya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Very very crowded, I am sure. Put it a little bit far. Okay.